Bazı kaynaklarda 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın Türkiye'ye 4 adet bombardıman uçağı hediye ettiği belirtiliyor. Fakat olayın iç yüzü çok farklıdır. Şimdi bu 4 adet B-24 Liberator uçağı nasıl Türkiye'nin envanterine girdi incelemeye başlayalım. Japonların Pearl Harbor saldırısından sonra 2. Dünya Savaşı'na dahil olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'nın kendilerine savaş ilan etmesiyle Avrupa Savaşı'na dahil olmuştur. Almanya'nın Sovyetler seferi devam ederken Amerikalılar uçaklarını Avrupa, Asya ve Afrika'daki müttefik ülkelerin üstlerine getirmişti. Özellikle uzun uçuşlar gerçekleştirebilen bombardıman uçaklarına çok önem veriliyordu. Bu noktada müttefik ülkeler kendilerine savaşı kazandıracak bir plan üzerinde özenle çalışmaktaydılar. Bu planda stratejik noktaların hava bombardımanı ile yok edilip güçlü Alman ordusunun kaynaklarını azaltmak ve Alman ordusunu güçsüz düşürmekti. Alman ordusunun ise en çok ihtiyaç duyduğu hammadde petroldü. Önemli petrol noktaları müttefiklerin elindeyken Almanlar kömürü kimyasal yollarla işleyip sentetik petrol elde ediyor, fakat bu işlem hem uzun sürüyor hem de masraflı oluyordu. O dönemde kimsenin Almanlara vermediği petrol için Almanya'nın tek can damarı Romanya'daki Ploesti petrol kuyularıydı. Bunu bilen müttefikler ilk bombardıman stratejisini de bu hedefe yönlendirdiler. İşte Ankara'ya inen Amerikan uçaklarının ve sonrasında yaşanan ilginç olayların hikayesi burada başlamaktadır. 1 Haziran 1942 günü 56 adet B-24 Liberator tipi uçak Ploesti petrol kuyularını bombalamak için Mısır'dan havalanmıştır. Bombardıman planı ise şu şekilde tasarlanmıştır. Uçaklar radara yakalanmamak için 500 metre gibi çok düşük uçuş seviyesinde uçacak ve bombalama tamamlanıp geri dönülecektir. Fakat bu uçaklar alçak uçuşları sırasında tam performanslı çalışmamaktadır. Rota Akdeniz üzerinden Romanya'ya gidip aynı rotadan geri dönmektir. Amerikalılar olası sorunlar neticesinde pilotlara İstanbul ya da Ankara'ya iniş yapabileceklerini söylemişlerdir. Burada şunu diyebilirsiniz. Uçaklar neden Türkiye üstünden gitmiyor da uzun bir rota çiziyor? Çünkü o dönemde Türkiye tarafsız bir ülkedir ve hava sahasını tüm yabancı savaş uçaklarına kapatmıştır. Almanlar da Ploesti petrol kuyularına aşırı derecede önem verdikleri için hem kara hem de hava taarruzları için çok sıkı savunmalar hazırlamışlardır. Giden uçakların birçoğu düşürülür veya Romanya'ya zorunlu iniş yaparlar. Fakat bizi ilgilendiren 4 tane uçak o zorlu görevden dönmeyi başarmış ama hasar almışlardır. Pilotlar uçakların Mısır'a ya da o zamanlar bir İngiliz üssü olan Kıbrıs'a kadar gidemeyeceğini anlarlar. İniş için ilk tercih İstanbul'dur. Ancak uçaklar İstanbul semalarına geldiklerinde ise bir sürpriz ile karşılaşırlar. İstanbul, Etiler'de yaşayan insanların iyi bildiği üzere Etiler'de Uçaksavar isimli bir semt vardır. O dönemde bu semtte ülkemizin uçaksavar bataryaları mevcuttur. Buradan ve Çatalca'daki uçaksavarların ateşi ile o uçaklar iyice hasar almaya başlamıştır. Pilotlar yakıtın Adana civarında biteceğini ve Mısır'a gitmelerinin imkansız olduğunu anladıklarında ikinci bir planı devreye sokarlar. Bu plan da Ankara'ya mecburi iniş yapmaktır. Bu uçakların bazıları Mürtet üssüne, günümüzde bilinen ismiyle Akıncılar'a, diğerleri ise günümüzde Ankara'nın sivil havaalanı olan Esenboğa'ya iniş yaparlar. İnen uçaktaki mürettebat teslim alınır ve uçaklara el konulur. Bu uçaklara el koymak en çok hava kuvvetlerini sevindirmiştir. Çünkü Türkiye'nin o dönemde hiç bombardıman uçağı yoktur. Bir anda hava kuvvetlerinin 4 tane bombardıman uçağı olmuş hem de Türkiye'ye bedava gelmiştir. Gözetim altında tutulan mürettebat önceden çeşitli nedenlerle gözetim altında olan askerler ile Ankara'da bir okul binasında tutulurlar. Türkiye ve Amerika arasında yapılan görüşmeler sonucu uçakların Türkiye'de kalması şartıyla mürettebatın geri iadesi istenmiştir. Fakat burada bir sorun vardır. Türkiye'de bu uçakları uçurmak için eğitim almış pilot yoktur. Türkiye mürettebatı misafir edeceklerini ve mürettebatın Türk pilotlara eğitim vermesi gerektiğini, savaş sonunda ise mürettebatın Amerika'ya geri iade edileceğini Amerika'ya bildirir. Pilotların bu durumdan haberleri yoktur ve havaalanına gittiklerinde uçakların üzerinde Türk bayrakları ve de Türk Hava Kuvvetleri'nin amblemlerini görürler.
şaşırmış olan pilotlara durum anlatılır. Daha sonra ise uçaklar Türk pilotların nezaretinde Eskişehir'e götürülür. Brooklyn Lambert, Blue Ghost, Little Eva ve Tom Hall isimli 4 uçak ile Türk pilotlar eğitim almaya başlarlar. Ama Amerikan pilotların aklında kaçıp savaşa tekrar katılmak vardır. Kaçışı planlayan Amerikan pilotları Türk askerlerinin yakın ve sevecen davranışlarından etkilenerek eğitim sonuna kadar kaçmaya teşebbüs etmemeye karar verirler. Eğitimler 1942 yılının Aralık ayına doğru bitmiştir. Hava kuvvetlerinin envanterindeki uçaklar 85 oktan benzin ile çalışmaktadır. Fakat B-24'ler 100 oktan benzin ile çalışıyor olması yüzünden ve o dönemde zor tedarik edilmesinden uçaklara tam olarak yakıt doldurulmamaktadır. Sabah kısa bir test uçuşu gerçekleştirilen uçaklar ile öğleden sonra uzun bir test uçuşu yapılacağından diğer uçaklardaki benzinler Brooklyn Lambert'a aktarılır. Türk görevlilerinin güvenini kazanmış olan Amerikalı pilotlar öğle yemeği vaktinde uçağın başında kalırlar. Bu boşluktan yararlanan Amerikalı pilotlar uçağa binerek kaçmaya başlarlar. Türk komutanlar uçağın düşürülmesi için hemen avcı uçaklarının kalkmasını ister. 1932 model Martin B-10 uçakları havalanır fakat B-24'ün hızına yetişemezler. Olay burada son bulmamıştır. B-24 Kıbrıs semalarına geldiğinde müttefikler uçak üzerindeki Türk bayrağını görürler ve Spitfire'ları havalandırıp uçağın düşürülmesini isterler. Telsiz iletişiminin sağlanması ile Türkiye'deki Amerikan pilotların olduğu anlaşılır ve uçak Kıbrıs'a iniş yapar. Pilotlar Mısır'a gönderilerek oradaki görevlerine devam ederler. Ama Türkiye uçağın peşini bırakmayacaktır. Amerikalı yetkililere uçağın geri iade edilmesini yoksa pilotların dışındaki mürettebatı iade etmeyeceklerini bildirirler. Amerikan yetkililer özür dileyerek uçağı Türkiye'ye iade eder ve uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'ndeki hizmetine devam ederler. İşte birçok kaynakta Amerika'nın Türkiye'ye hediye ettiği söylenen B-24 Liberator uçaklarının gerçek hikayesi budur. Bu tür videoların devamı için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.